Peki niye bunları anlatıyor? Şimdi bu adamın etkilerinde bir sorun var. Kusura bakmasın da. Şimdi diğer taraftan da çalıştık ülkemizde şu durumda 82 bin tane cami var ve 84 bin tane görev var. Şimdi hakikaten hocam dediğim gibi hani Nasret Hoca devreye işte biliyorsunuz hırsızlar şey yapmışsın herkes ya hocam şöyle yaptın böyle yaptın yapsaydın hırsızlık olmadıysan bu iş ya arkadaş. Beni tutuyorsa da bu hırsızlığın hiçbir suçu yok ya. Yani o zaman şu soruyu sormamız lazım. Acaba bu toplumun bu gidişatıyla bir din görevlerinin bir yeri önünü nedir? Değerli meslektaşlarım, bunu çok samimi olarak söylüyorum. Geçen bir doktora tezi yaptı bir öğrencilerim. Sorumlu şuydu. Dedi ki, siz dini konularda en çok kime güveniyorsunuz? İlk üç tane yapın dedi. Yani ilk sırayı alanlar imamlar. Bizim ilahiyat profesörlerin üçüncü sırada. Şunu demeye çalışıyorum. Yani toplumda gerçekten de imamların din görevinin çok büyük rolü var. O açıdan diyoruz ki, özellikle din görevlisi arkadaşlarımıza gelin sadece devletin vermiş olduğu resmi görevi elbette yapacağız ama hem birey olarak hem de toplum olarak az önce sahip olduğu bu sıkıntıları ve sorunları da çözmeye çalışacağız. Şimdi tabii şunu da ben farkındayım. Burada bu ağır yükü imam arkadaşlarımızın sırtına yükleyip her şeyi onlardan çözmesini beklemeyeceğiz. Ama Allah kendilerine razı olsun. Din görevlisi arkadaşlarımız hakikaten birer günün evli olarak farkına varalım veya varmayalım ama birçok alanda hizmet ediyorlar. Bunlara çok kısa olarak iki ayrıca var. Cami-i din meselelerimizin hepimizin bildiği gibi ibadetlerin yerine getirmesi artık eğitim. Aslında İslam tarihi boyunca ilk mescid olan Kabe'nin yapılmasından tutun Hazreti Adem tarafından günümüzdeki camilere kadar camilerin bütün önemli rolü olmuştur. Bir, mabet yönü, ibadet, öbürüne mescidler kurulmuştur. Bu bugün de böyledir. Hiç adım sana yaptığı 25 milyon insan Türkiye'de camilere cuma işe gitmekte. Ben şöyle bir hesap yapıyorum. Sadece 52 hafta cuma günleri, 30 Ramazan, değil mi? 5 tane ibadet günü gelir. 2 bayram topladığımızda 89 oluyor. Bir tane cenaze olsa Allah göstermesin ama sonuç göreceğiz. Din görevleri bizim toplumda tam 90 kez karşı karşıya gelir. Arkadaşlar öldüğü bir ihtimalle bakıldığında 142 ihtimalle yapılan bir araştırmada maalesef ülkemizdeki öldüğü bir eğitimi dediğimiz okullarda verilen eğitim açısından dünya ülkelerinin çok gerisindeyiz. Ülkemizde okullarda ilk öğretim ve liselerde din dersinden ayrılan oran sadece %3.3'tür. Bu anlamıştır. 3 saat dersin sadece 3-4 saatlik din dersiyle ahlakla ilgili geri kalan 96 dersin 60 saatlik farklı dersine ilgilidir. Ben şunu demeye çalışıyorum. Ben buna da şükrederim ama yani okul aralığında çok fazla bir eğitim öğretimi veremiyor. Onun için ben diyorum ki bu yerden bu eğitim olarak adlandırdığımız camiler bu boşluğu doldurmada çok önemli bir göreve sahiptir. Tabi dini buralarda cami cemaatinin aydınlatılması, ders kuran kursları, cami dersleri, dini bilgilerle caminin bakımı, temizliği, onarılığı hakikaten İmam arkadaşlarımız gerçekten ben ona tebrik ediyorum. Bu işler kolay değil ama burada halkında da hakikaten Allah'a razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben size bir örnek anlatayım. Bir üniversite camimiz var. Gelenler hoş geldin, sefa gelesin. Geldiklerinde tabi ki bunları karşılarız. Bugün 4000 tane üniversite öğrencisinin namaz kıldığı bir cami. O cami yapılırken biz alışma görevlisiyiz. Çeşitli ilçelere gittik. Hatta buraya da gelindi. Allah razı olsun. Belki hatta sanatlamasın. Ama ben şunu gördüm. Halkımız o kadar samimi, o kadar iyi ki
Vallahi gelince ne para var, saman çöp çıkarıp buraya koydum. Ya bu kadar milletin gerçekten de camileri. 582 bin caminin çok büyük kısmını farkındır alın seriyle bir bölüm müdahale yaptığı camileri. Değerli kardeşlerim, imamlar görüldüğü gibi sadece cami içinde namaz kılan okuyan kişiler değiller. Az önce sunumda da gördük. Sayın Hüsnü'yü anlattı, diğer arkadaşımız anlattı. Çocuğun doğumunda, çocuğa isim vermede, sünnetinde, dönür gitmede, nişanında, düğününde, askere uğurlamada, hatta yağmur duvarında, hatta kişilerin için değil mi, dua etmede, sadece böyle mutlaklarda değil, bizim arkadaşlarımız sağ olsunlar, kendini olaylar gibi, insan böyle çok sayıda güçsüz olduğunu, böyle hala hakkının sorulmasının kendisine bir psikolojik bir dopaj yaptığı ortamlarda, hasta ziyaretinde, cenaze işlerinde, zararları barıştırmada, içki kumar gibi zararlı alışkanlıkları bu insanlardan uzaklaştırmada, kişisel ailevi sorunların çözümünde, bu gibi hususlarda da din bölümü arkadaşlarımız gerçekten de çok olumlu katkıları var. Ayrıca az önce belirttiğimiz bu bireysel veya toplumsal şiddet olaylarının nedeni olan hoşgörüsüzlük, ondan sonra şiddet gibi olayların azalmasında sabrı, şükrü, kanaatı, tavazu, affetmeyi bu gibi insani ve İslami değerlerini de bu insanlara anlatan bu kişilerdir. Yine tabii her zaman için kendilerinin fikir olduğumuz milletimizin birliğini ve beraberliğini sürekli olarak hutbelerde ve duaalarında bir de hatırlatan da yine bu din bölümlerindedir. Son olarak şunu söylüyorum. Tabii ki günümüzde bu sevgili kardeşlerimizin daha başarılı olabilmeler için lütfen bunu da unutmayalım. Artık biz küresel bir dünyada yaşıyoruz. Her türlü rekabetin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Sadece böyle başını tutmaz mı bir köy veya kasabada değil, onun için de değerli meslektaşlarım sürekli olarak kendimizi yenilemek durumundayız. Bir taraftan insanlara Kur'an'ın veya Allah'ın ilk emri o kutiyette kendimiz okumakla insanlara iyiliği ve güzelliği tavsiye edip kendimiz farklı davranırsa tabi o zaman başlamak başlamasındır. O yüzden diyorum ki lütfen memnun zihniyetinden ziyade Allah rızasını ön plana çıkarır. Ve bir kişinin bile bir kötü alışkanlıktan değil mi? Korunmasını sağlamak veya idare etmek zor olmak veya dini konularda dayatılıp yaşama konusunda sıkıntısı olan bir kişiyi hani dindar hale getirmek herhalde en büyük hayırlardan birisi olacaktır. Ve lütfen diyoruz ki her yaşta insanın eğitimine ağırlık verelim. Ve der ki yüzlerce yıl ikinci sınıf gibi sanki muamele görüyor ama her halükarda onlar da fark olan kadınların eğitimini de bu imam arkadaşlarımız vasıtasıyla artıralım, geliştirelim ve son olarak lütfen şu camimizin içini dışını, tuvaletini, lavabosunu, her şeyini İslam'ın en geçtiği şekilde çok güzel bir şekilde her temiz yaparak sadece iç mekanın değil dış mekanın da güzel ve hoş olmasını sağlayabiliyorum. Tekrar benim de davet ettiğimden dolayı hepimizin kalbiye teşekkürler ve şükranlarını sunuyorum. Allah'a emanet olun. Haydi bildirelim. Kıymetli hocamıza, camilerimiz ve din görevlileriyle ilgili bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkürler ediyoruz. Efendim şimdi ilçe müdürü Sayın Mehmet Ceylan Beyefendi, Profesör Doktor Mustafa Gümrü Beyefendi'ye bu akşam hatırasına gül takdim edecek.
Allah'a davet eden, amel-i salih isteyen ve de Müslümanlar üzerinden daha güzel kimdir diyor bize Kur'an. Bu ayetin ölçüsünde başkanlarımızda uzun yıllar şerefli bir görevi ifa etmenin etkisinde emeklilik hakkı kazanan ve 2011 yılında emekli olan çalışmalarında başarılı ve gayretli görevlilerimiz ile camilerimizin imar konularımızda katkıda bulunan arkadaşlarımızı bugün anılarına ödüllerimizle ilgilenmek. Şimdi ödüllerini almak üzere sizlerin okuduğunuz emekli görevlilerimiz ile camilerimizin imar konularımızda katkıda bulunan arkadaşlarımızı sahne çağırıyoruz. Bugün maddesi planlamasıyla aramızda olmayanların sesi sizlerle hediyeler alabiliriz. Emekli olan şerefimiz, mümkünümüz ve yardımlarla kontrol sesini Maslum Temiz. Bize kesin verecek bizde kaymakamımız Elzal Şefi Beyefendi ilave ediyor. Mazeretinden dolayı burada yoklar. Onun yerine. Yurdalan köyü, Onbaşlar Mahallesi Camii'ne katkısı bulunan İlyas Demiroğlu ve Murat Demiroğlu beyefendiler şu anda aramızda bulunamadıkları için onlar adına Salim Çetin ve Mehmet Ateşi ve teşekkürleri vermek üzere de Belediye Başkanımız Sayın Ahmet İnan'a davet ediyoruz. Koca Kadar Okumet'in caminin kutlarından dolayı
Thank you.